kötü uyandım ki. Çok uzun zamandır ilk defa bu kadar kötü uyandım. Başım çok ağrıyor, gözlerim şişmiş. 12'de uyudum aslında. Ama klimanın karşısında uyudum herhalde, o yüzden gene oldu. Ne yapacağım bilmiyorum bu konuyla ilgili. Kapatın gece diyorum. Günaydın. Vergi dairesine gideceğiz, hazırlandık. Hazırlandım daha doğrusu, Yusuf hazırlanıyor. Saat 9.20 galiba. 9.18. Şu işi de bir halledelim, o da bir aklımdan çıksın da ondan sonra bir rahat edeyim psikolojik. Ben gerçekten, o da bana şey yapıyor, baskı yapıyor, bir gideyim sorayım, soruşturayım şu vergi dairesinde. Ondan sonra bir nefes alacağım. Beynimin üstüne sanki böyle operasyon yapılmış, açmışlar beynimin üstünü. Böyle bir acı. Bütün gece uyumamış, lokum yemişler. Bir tane vitamin yapayım en iyisi. Klima bence beni böyle yapıyor. Evet. Yatmamamız lazım karşısına. Evet, tabii keşke değil mi? Yani hiç açmadığınız zaman uyuyakalmış. Havada artık geceleri serin yani. Öyle evet. Yüzüm daha yolundan gidiyoruz kızlar, serin serin. Güneş şuradan yüzümü yaktığı için şuraya şey yaptım. Şunu şu aynayı şuraya çevirdim. Burada genelde turistler de yürüyüş yapıyor. Mesela Kemer'le Kiriş'i burası bağlıyor. Çamyuva'dan da köprüden geçip Kiriş'ten bu şekilde gelebiliyoruz. Hiç ana yola çıkmadan. Denizin güzelliği göründü. Vallahi hiç modum yok ama dedim ki hadi benim kızlara biraz çekim yapayım. Gezmeye bir yere çıkmışken, gezmeye sayılmaz da bir yere çıkmışken hadi onları da yanıma alayım dedim. Açayım kamerayı. Vitamin içtikten sonra birazcık başım durdu, ağrısı ama hiç normal değil. Hiç bu kadar uzun zamandır şiddetli bir baş ağrısıyla uyanmamıştım. İşte minicik kemerimiz. Burası da aslında bir koy gibi düşünebilir değil mi Yusuf? Dağların arasında bir koy. Sahil ile sıfır. Ama tabii çam yuvadan büyük burası değil mi? Tabii ki. Öyle turistler yürüyüş yapıyor. Hele kadın başlarına nasıl böyle yapıyorlar bilmiyorum. Geçen sene hap iyi bari yanında partneri varmış ya da kocası. Bir tane kadın böyle yılbaşından sonra mı gelmişti o kadın? Cesedi bulundu ya dağda, Rus kadın. Evet. Hayır, o intihar etmiş dendi de. Ama işte yurt dışının medyası öyle yazmıyor, öldürülmüş diye yazıyor. İşte her şey zaten Türkiye'yi affedersin kara çalmak için şey bahane arıyor sürekli insan. Yani dış ülkeler daha doğrusu, neyse. Şimdi şuradan da girebiliriz daha kolay. Ben daha hızlı giderdim demek istedim ama. Gerçi şey şoförün içine karışma denir her zaman. Motorları yüklemiş götürüyorlar. Şunları çok beğeniyorum. Çiçek bakacak takatimiz de kalmadı. Vallahi o kadar saçma sapan şeylerle uğraşmakta ne enerjimiz ne zamanımız kalmadı.
orada küçük oteller, apartlar var. Ondan sonra lojmanlar var. Oraları da kazımışlar. Ay. Bütün yolları kazımışlar. Buralar da kazınıyordu. Kapalıydı bir ay önce, birkaç ay önce. Kemer'de başka bir işin var mı? Gelmişken hallet. Ay 101'e uğrarız dönerken. Alışverişini yapalım. Cam kırılmış, camı bantlamışlar, gördün mü? Folyoyla sarmışlar. Ay 101'e uğrayıp kişileri alalım kahvaltıya. Kahvaltı hazırlayayım. Sign Star Otel. Şöyle küçük bir otel. March Travel. Tur. Arabalara bakar mısınız? Buralar çok fazla Türk misafir var otellerde. Çok fazla. Bu arabaların hepsi böyle küçük otellere gelenlerin de tatil yapanların şeyleri, arabaları. Şimdi vergi dairesi şurada. Arabayı park edeceğiz. Hemen ineceğim. Önde yer yok, buraya bırak. Haydi. Sığamazsın daha doğrusu. Boynum hala ağrıyor. Yağını suyunu ekledik yola çıkmadan. Ev kapının önünde. Yasemgesi yanıyordu çünkü. Ama zaten aldığımız adam söylemişti, hani huyun suyunu biliyordu. Yasemgesi yandığı zaman bir bardak kadar boşaltın. Fazla boşaltırsanız üzerindeki yünü yakarsınız, araba pert olur dedi. Biz de ona göre yavaş yavaş söyleneni yapıyoruz. Arkadaki dağların görüntüsü ne kadar güzel. Evet. Kemer Mal Müdürlüğü, Kemer Vergi Dairesi, Kemer Kaymakamlık, Milli Emlak Müdürlüğü. Hepsini bir araya toplamışlar. Ay bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım hayırlı haberlerle. A101'e geldik, çıktık muhasebe, şey muhasebeci demişim, şeyden çıktık. Vergi bakmasına. Sebze bölümü bayağı boş. Ekmeği nereden almak istersin? Domates var evde. Tazeymiş ekmek ablodan. Şimdi kahvaltılık işleri alalım da evde kahvaltımızı yapalım diye düşündüm. Halamı aradım ama açmadı sanırım, ya yatıyorlar ya da müsait değiller. Bir hazır buraya kadar gelmişken bir uğrayacaktım hoş geldine. Neyse sağlık olsun. Terlikler gelmiş. Evde iki tane de ekmek var, dünden almıştım. Bir tane al istersen. Bir tane taze al. Çünkü Yusuf taze ekmekle seviyor kahvaltı yapmayı. A101'de bayağı güzel şeyler oluyor çeşit olarak ama. Bardaklar çok tatlıymış. 27 liraymış demesi. Çok uzun zamandır böyle şey gezmemiştik. Akutüel. Benim zaten böyle şeyim yok biliyorsunuz. Market gezme, akutüel gösterme. Vaktim de olmuyor ama gelmişken bakarız şöyle. Domatesimiz var canım. Şimdi peynir alacağız, sucuk alacağız. Arasa birkaç bir şey alalım mı? Tuzlu, tatlı. Evet, bisküvi, kek. Seviyor çünkü öyle şeyler. Pirinç alacağım. Pudingli pasta yapacağım. Bugün de petit beurre bisküvi aldım. Şimdi süt alırım büyük. Hayır, fazla koyacak yer yok. Altılı al. Tuz alacağım. Bugün kenarda yok bu dükkan falan.
yıkamadım yemin ederim daha kendime gelene. Ha, burada pasta kremaları var. Pasta kreması değil ama klinikten yapıyorum ben, güzel oluyor. Canım geçsin arabayı. Süt bir tane daha al bulabilirsen. Çünkü bir litresi zaten pudinge gidecek. Neyli yapalım? Şöyle, muzlu güzel olur. Eksiklerimiz ufak tefek kaldık. Tam ben sana vereyim, sen yerleştireceksin. Tam da olmasa en azından kahvaltılık bir şeyler alabildik. Erzak olarak da sadece mercimek, pirinç, bir de şey aldım. İki tane makarna. Onun dışında kahvaltılık her şey neredeyse. Bir de arası birkaç böyle ufak tefek atıştırmalık. 1400 lira falan tuttu. Yani şeyin artık kıymeti yok. Paranın kıymeti yok daha doğrusu. Maden suyumu alabilirsem en mutlusu benim. Heh. İçeceğim çünkü. Al. Hadi seni. Sizinle şimdi güzel bir kahvaltı hazırlarız. Keyfimizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyelim. Yani 32 bildiğim vergi borcu 40 bin olmuş. Gecikme zammı bilmem ne falanı filanı filanı. Evet, 40 bin lirayla nur topu gibi geri dönüyoruz. Hayırlısı, yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gidebiliriz evimize. Evimize gidelim. Güzel bir kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yapıp moralimizi yükseltelim. Bu da geçer diyelim. Çok güzel. Düştünüz. Biz camları niye mi? Al canım. Hadi çık bakalım. Bak geri dönüş yapmadı. Hiç benim konumla ilgilenmiyor. Yani adam gerçekten bu konuda acayip sinirleniyorum. Büyüğü toplu beni döneceğim. Merak etmesin. Evet, aynen öyle. Çok uyanık. Merak etme. Niye oldun? Nasıl oldun? Bir şey koyup ben gideyim. Sen git, ben sana güzelce bir kahvaltı hazırlayayım. Sucuklu mucuklu. Ben kalırım, ben gelemem. Geri gelemez misin? O zaman hadi giriş. Ben de çayı koyayım. Sucuk ne kadar atacaksın, ne yapacaksın? Başım hala çatlıyor. Hiçbir şey yapmaz. Dünyanın çayı var burada. Demledim, dün gelmedim. İşte gelince ben geri gelemem. Demiyorum. Kızlarım eve geldik. Ama şunları daha hiçbir şey yerleştiremedim. Yusuf hızlıca kahvaltısını yaptı çıktı çünkü işe gitmesi lazımdı. Şimdi kağıtlar. Kaldıralım bunu, dosyaları oraya koyalım. Vergiyle ilgili daha fazla konuşulacak bir şey yok. Ekim 2 ay vade vermişler ödemek için. 40.000 TL. Ödenecek her türlü faizi, cezası ve vergisi, KDV'si falan filan artık orayı. O konuyu kapatıyoruz. Daha fazla modumu düşürmüyorum. Aldıklarımıza geçelim. Onları size bir göstereyim. Şunun sonuç tezgahları falan toparlayayım. Bir şeyler yiyelim. Market alışverişlerinde en sevmediğim şey poşetleri, böyle düğün açılmayan, düğün yapıldıktan sonra şey olması. Poşetlerin çöp olması. Evet. Ben müthiş bir baş ağrısıyla uyandım ya, sanki böyle baskı vardı beynimde. Geldikten sonra da gene aynı baskı devam etti. Uzandım, biraz uyumuşum. Şimdi Aras Tuz babasıyla kahvaltısını yaptığı için şöyle dizeyim, ondan sonra göstereceğim size. Yazık, kaşar dışarıda kalmış. Sanırım dolaba da bir şeyler koydu benimkiler. Onları da çıkarayım.
kuzu. Lan ne? Alışveriş, bunları çekeyim göstereyim bakın neler almışız. Bayağıdır alışveriş videosu çekmiyordum. Ne ara yaptınız? İşte biz gelmedik ama. Şunu çöp bebeğim. Bunu çöp annesinin kuzusu. Minik minik yavrusu. Ha? Annesinin minik yavrusu. Nasıl bakalım keyifler nasıl? Dolabı kapat aşkım. Yemez olaydım. Azıcık sosis vardı. Çok şeymiş, yağlıymış. Ağzımın tadını bozdu. Biraz çay içeyim. Çayla geldik. Doğmuş da. Tamam, al bir bardak aşkım. Aman çay ağzımın tadını çok kötü bozdu. Neyse, çayın altını da yapayım da. Çay demlemiştim ama ben içmedim. Yanılmıyorum. Ne kadar kötü yağ varmış ya bu sosisi. Arasın. Şimdi ben hemen şu videoyu çekeyim aşkım, tamam mı? Sen içeceğini al odana geç. Yok yok. Sonra şurayı toparlayacağım. Evet. Tezgahı dizdim kızlar. Başka da bir şey unuttum zannetmiyorum. Unutursam önemli değil. Gelin bakalım. Tabak kaşıklarla paketler iç içe. Poşetleri kaldırıyorum Mamuşka. Dolapta da yer açacağız sizinle beraber. Çünkü Yusuf dün büyük su getirmiş. O da yer kapladı falan derken. Yerimiz de kalmadı yani. Tuzu doldurmam lazım. Evet bebeklerim. Kahvaltılık. Yumurta aldık. Peynir aldık. Ondan sonra kaşar. Yusuf böyle 1 kiloluktan aldı. Bu 312 liradan 200 liraya düşmüş torkunun. A101'den yaptık alışverişi. Bilginiz olsun. Hani kaşar ihtiyacınız varsa ona göre değerlendirebilirsiniz. Arasın. Şöyle dana kasap sucuğu aldık ama. Aras bu sucuğu yemediği için ona ayrıyetten piliç sucuğu aldım şöyle. Ama bunu böyle ince ince doğrayacağım. Difrize atacağım. Kullanılacağım kadar da dışarıya şeye koyacağım. Borcam kutuma koyacağım. Şöyle meyveli kek aldım. Salçam yaklı domates salçası aldım. Ay başım ağrıyor hala da. Neyse dry'de olmaya çalışıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş çekip göstereceğim size. İki çeşit makarna aldım. Bir fiyonk makarna aldım. Bir tane de burgu makarna aldım. Makarna tüketiliyor bizim evde. Çünkü. Şöyle Justi diye soğuk çaylar vardı. Bu indirimdeydi bayağı ya. Ne kadarlık litre? Bir litre mi bu? 1,5 litre mi? Bu 8 lira mıydı? 20 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Karpuz çilek. Aras seviyor. Pazar günü Aras'a nadal aldık. Nadal istemişti. Sonra biz acıkınca onun nadalını yedik. Ona da yedi. Nadal borçlandık. O yüzden iki tane. Ama zaten biz tavuklu almıştık. Tavuklu aromayı sevmiyor. O yüzden köriliğiyle aldık. Köriliğiyle aldık. Telafi ettik. Kırmızı mercimek. Bayağıdır mercimek çorbası istiyoruz. Onu yapacağım inşallah. Tuz. Tuzlarımı dolduracağım. Tütsülenmiş jumbo sosis. Bunu sabah açtılar bir tanesinden. Yumurtalı şey sosis yumurta yaptı yediler benimkiler. Bak karıncalar gezmeye başlamış. Hemen toplamam lazım. Puding aldım. Muzlu muz aromalı. Çünkü şöyle püskü aldım. Püsküviyle ve bolca süt indirimdeydi bu arada. Dörtlü süt 80 liraya geliyordu. Yani 20 liradan şeyi. Yağsız olması daha iyi. Çünkü pudingi yaptığınız zaman üzerinde böyle bir yağ kaymak tabakası oluyor. O da tatlılarda güzel olmuyor. O yüzden süt aldık. Maden suyu olmazsa olmaz benim için biliyorsunuz. Aslında bu da belki bana zarar veriyor. Çünkü sabah bir litrelik aldım içtim ondan sonra. Ya zaten sabah kalktığımda kötüydüm ama onu da içmeye başladım daha da kötü oldum. Benim tansiyonum düşürüyor. Şimdi soda var ya acaba bilemedim yani. Mineral mi gelmedi sabah sabah karnıma. Harnut pekmezi ne demek? Keçi boynuzlu almış ya. Keşke üzüm pekmezi alsa bunu kimse yemiyor ki bizde. Bunlar biraz tadı farklı oluyor. Çok faydalı aslında ama... Neyse, tahinle beraber kahvaltı için. Bu beyaz peynir değil, bu Edirne peyniriymiş. Ezine gibi anladım da. Ben ezine seviyorum normalde. Toz şeker bayağı azalmıştı. Ondan sonra pilavlık ince bulgur aldım. Başka iki çeşit böyle hem bisküvi, hem muzlu hem çilekli bisküvi aldım. Bir de ekmek iki tane.
Başka kaçırdığım bir şey yok herhalde. Hepsini gösterdim. Bunların hepsi 1400 civarı tuttu. Bunları şimdi dolaba yerleştirecekleri dolaba. Ondan sonra kaşarları ince ince tostluk yapıp geri kalanını difrize. Sucukları gene aynı şekilde bunları böyle bölüp difrizlik ayıracağım. Ve normal yukarıya kahvaltılık ayıracağım. Ondan sonra bir de şurada içecek var. Yusuf içecek almış. Dolapta kaçırdığım bir şey yok herhalde. Bunu dün almıştık. Şimdi şu peyniri çıkarıyorum. Ben kahvaltı yaparım şimdi. Şu temizdi. Ben bunu yıkamıştım. Buna şimdi sucuk ve kaşarlardan koyacağım. Dolapları açmam lazım. Yumurtaları buraya. Zaten şu gözlerim boş. Şurada kaşarım var. Onu da şuraya koyabiliriz. Bu dilimlenmiş kaşar. Bak şu su çok yer kaplıyor. O yüzden söylüyorum ne yapabilir diye. Şu çorba kasesini çıkarayım. Çorba kasesi değil yalnız bu. Çorba tenceresi. İşte yer açalım da bunları yerleştirmek için. Ama şu da işte. Neyse şu katlara boş olanları dolduralım aldıklarımız abur cuburları falan. Onları itelim. Şu yenmedi dedim. Burada yarım domates kaldı. Öyle. Şuraya şimdi alışverişleri yerleştireceğiz. İçecekler falan, süt müt. Sütleri aslında birer birer çıkarıp dolaba koyabiliriz. Hepsini açıp koymak zorunda değiliz. Bu kasım nerede benim? Ne kadar dolaşırdı ya paket. Ulaştırdı beni. Salçaya kapaksızmış. Sonradan fark ettim. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde keşke kullanacağım domatesim. Şimdi bunu açtım ki. Herhalde üzerine poşet geçiririm diye düşünüyorum. Benimki bağırmaya başladı. Bunlar dolaba koyulmayacak. Bunlar dışarıda kalacak. Pekmez ve şey. Tahin. Bulaşık makinesini daha boşaltmam lazım. Erzak kaplarıma. Erzak kaplarımı doldurmam lazım. Şimdi bunları koyalım dolaba. Bunların ayarlamalarını, dilimlemek, şey yapmalarını sonra yaparız sizinle. Geri kalanı zaten şu kaplara doldurulacak. Tuzmuş bilmem neymiş. Bisküvi de kaldırabiliriz. Tamam. Mikrodalgaya birazcık çorba koydum. Benim boş çorbamdan ben çorbayı seviyorum. Kahvaltıda da zaten biliyorsunuz hiç gözüm de olmaz, şeyim de yok, iştahım da yok, becerim de yok açıkçası. O yüzden dedim hem öğlen yemeği hem kahvaltı niyetine çorba güzel olur. Ekmekle çorba içeceğim. Bir parça da peynir kalmıştı Yusuf'ların tabağından onu bitiririm. Evet. Valla 10 milyarlık dolap, 10 milyarlık alışverişle bu dolap anca dolar. Baksanıza her yer daha boş. Olsun Allah'a bin şükür. Fazla abur cubara paket ürüne gerek kalmadan. Difrize de bir şey almadım bu arada. Difrizlik aslında kıymaymış, tavukmuş, şinitzel falan almam lazımdı.
Ama koştur koştur hani Yusuf'un da telefonu çalıyor. Ayrıntılı alışveriş yapamadık. Öyle acil en acilleri alalım çıkalım dedik. Şimdi çorba ısındı galiba. Ben çorbamı içeyim. Ondan sonra da her şeyi sakin sakin güzel güzel yapacağız sizinle beraber. Kafam kazan gibi. Sabah kalktım zaten yüzüm gözüm şişti. Hiç takatim hiçbir şey yoktu ama artık gitmem lazım da gittim. Sıra yoktu. Hemen işte bir üst bölüme gittik, bir aşağıya gittik falan görüşmelerimizi yaptık. Yani neden bu kadar yüksek ceza geldiğini falan anlattılar. Ben aslında hiç başka yerinde değilim. İyi Allah'tan 2 aylık vade, yani Ekim ayı gibi falan vadesi var. Ben sadece şu anda neden çözemiyorum bu haldeyim. Sabah uyanır uyanmaz saat 2'ye geliyor. Saat hatta 2 olmuş. Ve benim elim kolum hiçbir şey tutmuyor. Hasta olacağım desem boğazım ağrımıyor ama başım çok ağrıyor. Kemiklerimde de ağrıyor. Sadece halsizlik var. Moralsizlik var. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Motivasyonsuzluk var. Böyle gerçekten. Yemeğimi yedim, çorbamı içtim. Biraz peynir vardı onu yedim. Çay içmedim. Şimdi bir şekerli çay içeyim. Belki o biraz iyi gelir. Genç yaşta tansiyon da olmaz ki. Tansiyonum mu ölçtürsem diyorum. Kendi kendime hastalık icat ediyorum. Kalkacağım bir sürü iş beni bekliyor. O kaç gündür bulaşık makinesinden kaçıyorum ya. Mecbur boşaltacağım bulaşık makinesini. Salonu mutfağı süpürmem lazım. Hatta yerlerini de silmem lazım. Banyoyu yıkamam lazım. Yatak odası toplanacak. Of, dükkana gitmek istemiyorum bugün. Yani takatim yok tekrar sıcağa çıkmaya. Bugün kötü hissediyorum kendimi gerçekten. Yusuf'a da söyledim ben belki akşam gelmem idare et dedim. Oh. Yemek yapmam lazım. Her şey lazım ama o enerji yok. Bir gün aksasa bu görevlerin hepsi ertesi güne çok yoğun bir şekilde daha ağır geliyor o işler bana. Yani rutin işlerimden bazılarını aksattığım zaman avuçlarım içi yanıyor. Güneş çarptı desem nasıl çarpacak ki sabah klimanın altında uyandım. Bilmiyorum neyim olduğunu hiç bilmiyorum. Sizleri öpüyorum, vedalaşıyorum. İkinci vlog başlama takatini bulursam başlarım. Bulamazsam hiç kendimi zorlamayacağım kızlar. Saat 12'de eğer vlog olmazsa zaten bildirimleriniz açıktır. Sağlık yani bu. Başımı kaldıramıyorum gerçekten. Hiç böyle olduğumu hatırlamıyorum. Benim saat 2'ye kadar çoktan bütün işlerim bitmişti. Yemek faslına bile geçmiştim. Bugün böyle hiçbir şey yapasım yok. Bir yanımda diyor ki yat dinlen bugün. Ama evde işler var, çocuk var, yemek yapılacak. Neyse. Dediğim gibi işte olmazsa tek vlog olarak izlersiniz bugün. Olursa da 12'de zaten görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.